bazı konulara değinmek üzere toplandık. Tabii burada çok değerli benim de abilerim olan spor içinden gelen hem yöneticilik hem de aktif spor hayatı yaşamış iki değerli abimle birlikte karşınızda bu konuyla ilgili sorunlara değineceğiz. Şimdi özellikle son iki aydır ki bu aslında birkaç senedir süren ama son iki aydır siyasallaşan bir spor medyası özellikle görsel basında bizim görüşümüzce işin boyutunun gayri ahlaki yerlere gittiğini düşündüğümüz için çok önemli olduğuna inandığımız toplumun dinamiklerini spor üzerinden siyasallaştıran bir sürecin topluma ne kadar zarar verdiğini anlatmaya çalışacağız. Özellikle siyaset yapıp veya siyaset yorumculuğu yapıp daha sonra spor medyasında son günlerde gayri ahlaki söylemlerle toplumu ve çocuklarımızı sporun özellikle birleştirici, yapıştırıcı ve yönlendirici olduğunu düşünmeden çok gayri ahlaki söylemlerden toplumu etkileyen bütün söylem bütünlüklerini biz arkadaşlarımız olarak kınıyoruz. Burada programlarda yapılmak istenenler eğer siyaset yapmak istiyorlarsa siyaset arenasına çıkmaları gerekir. Üstelik programlara bağlanan insanlara söz haklarını da tam anlamıyla kullandırmamak insanların kişisel haklarına bence tecavüz etmektir. Ayrıca bu ülkede çizgi filmlerin yasaklandığı ki son dönemlerde eğer takip ettiyseniz Simpson denilen bir çizgi filmi bile RTÜK yasaklamaya çalıştı. Başbakanın özellikle son günlerde gündemi dağıtan diziler üzerinden yaptığı polemikleri düşünürsek radyo televizyon üst kurumunun bu konulardaki hassasiyetinin neden spor basınında gösterilmediğini de kendilerine soruyoruz. Özellikle bu yapılan bütün bu söylemler, burada çıkan arkadaşlar, toplumun özellikle genç kesiminde bir nefret söylemini ön plana doğru çıkarıyor. Burada herhangi bir derbi oynanacaksa konu derbi olmaktan ziyade veya hangi takım bir başkasıyla veya bir hata olmuşsa ki bu sporda bunlar çok doğal olan, doğal karşılaşılması gereken konulardır. Hakemlerin üzerinden olabilir, oyuncular, teknik direktörler üzerinden olabilir ama konu buradan çıkarılıp siyasallaştırılıyor. Nefret söylemleri üst düzeye çıkarılmaya çalışıyor. Eğer siyaset yapacak arkadaşlar ki geçmiş dönemlerde bazı arkadaşlar siyaseti denemişler zaten. Gerekli bence boylarını da ölçülerini aldığını düşünüyorum ben. Geçmiş dönemlerde o arenaya çıkmışlar. Eğer siyaset yapmak istiyorlarsa tekrar bu arenaya dönüp burada kendilerini ifade etmelerini, buradaki söylemlerinden bir yere gelmeye çalışmalarını kendilerine tavsiye ediyoruz. Eğer bu durumda RTÜK gerekli bir takım girişimleri yapmazsa biz bu konuyu toplumsal muhalefet olması açısından çok daha yukarı taşıyacağımızı şimdiden ifade ediyorum. Sizlerin soruları varsa ki burada ben iki abimin yanında değerli Trabzon milletvekili Volkan Cenerioğlu yıllarca hem Trabzon'da futbol oynamış hem Trabzon'da yöneticilik yapmış. Türk sporunda da çok tanınan. Yine sol tarafımda Samsun'da ve Türkiye'nin iyi tanıdığı aile boyu aslında sporun içinde olan hem yöneticilik olarak hem futbolun her kademesinde yer almış bir insanlar olarak onlarla birlikte ben onların içinde genç bir arkadaşlar, genç bir kardeşler olarak sözcülük yapıyorum ama sorularınız varsa sorularınızı da alabiliriz bu konularla ilgili. Devamında çünkü bundan sonraki süreçte de bu işi takip edeceğimizi hepimiz burada ifade etmek istiyoruz arkadaşlar. Sorular var mı? Şimdi şunu ayırt etmek lazım. Çok seviyeli programlar olduğu kesin. Yani bunların bir vesileyle mesela çok örnek olarak hani vermek, kişiselleştirmek istemiyorum konuyu ama seviyeli programlar belli. Yani spor üzerinden sporu eleştiren veya spor adamlarını sporun içinde bırakarak eleştiren yerleri tenzih ederim. Onları bir kenara koyuyorum yani. Ama son dönemde özellikle yandaş medya tarafında bu çok ön planda duruyor. Yani bunları kişi kişi söylersek kişilere itham etmiş oluruz. Ben şu anda genel olarak ortamın buraya doğru sürüklendiğini söylüyorum. AK ve iktidar yalakalığı yapanlar da var burada. Bunlar aslında toplumda birazcık biliyor. Söylemler orada geçerli. Birkaç kişiden bahsediyoruz belki bazı şeylerde ama bu genelleşiyor. Toplumda bu sefer siyaset yapılmış bir havada
Bu sefer spor şiddete doğru gidiyor, nefret söylemine doğru gidiyor. Ya kişiler üzerinden yapılıyor yani. Mesela çok örnek vereyim. Son dönemlerde bir örnek verirsek, işte Fatih Terim'le Aykut Kocaman arasındaki konunun başka bir boyuta getirilmesi aslında sporun aslında ne kadar çok hassas bir konu olduğunu gösteriyor. Şimdi kümeleşmiş iki grup birbirine kin besler bir hale döndürülüyor. Ama bu sadece işin şiddet boyutu. Bir de bu işi siyasallaştıran arkadaşlar var. Yani siyaset yorumculuğu yapmış, gelmiş burada ahkam kesen arkadaşlar var. Bizim söylemlerimiz onlara karşı. Hayır bakın bir toplumsal boyutu var. Onlar da oldu. Onlar da oldu. Yaşandı evet. Onlar da yaşandı. Geçmiş dönemdeki çok yakın zamanlarda yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına karşı da bazı söylemler geliştiren, sınırlarını aşan arkadaşlar da oldu. Bunlar da oldu ki. O zaten tavsiyelerimiz o arkadaşları. Yani siyaseten bu siyaset yapmak isteyen tavsiyelerimiz onlara. Ama bunun iki boyutu. Bir siyasal boyutu var. Bir de toplumsal şiddetin körüklenmesi işi var. Nefret söyleminin yukarıya doğru çıkarılması olayı var. Şimdi bakın örneği aslında çok şey verdi. Mesela Fatih Terim bunu aslında çok daha yüzeysel olsun diye verdim. Spor programını bırakıp belediyelerin yaptığı icraatları eleştiren, bunlarla ilgili belediyelerle ilgili araştırma yapan gazetecilerin yargısız infaz şeklinde programını alan kanal. Sayın Vekilim dedi ki biz onun tartışılabilir bunların hepsi. Ama yeri spor medyası değildir. Yani bu tartışılabilir. Her yerde tartışılabilir. Çok özgürce de tartışılabilir. Herkese de eşit olarak da savunma hakkını da vermek üzere tartışılabilir. Yani herhalde onu Sayın Vekilim de belirtmek istedi. Ama öbür tarafından şiddet boyutuna geldiğimizde işte Fatih Terim, Aykut Kocaman meselesini söyledim. İkisi de çok seviyeli. Aslında toplumun örnek insanları. Bunlar karşı karşıya mesela spor medyasında karşı karşıya getirilmeye çalışılıyor. Söylenenler, söylenmeyenler söylenmiş gibi gösteriliyor. Bir siyasi boyutundan bahsetmek istiyoruz. Bir de bu tarafta toplumun uçlaştırılması, birbirine karşı aslında karşı karşıya getirilmesi konusu var. Tabii bu konuda çok özellikle Rütü'yü göreve davet ediyorum. Sayın Vekilim de bir iki kelime söyleyecekse bu konuyla ilgili var mı? Var mı arkadaşlar soru? Buyurun Sayın Vekilim. Ben şunu söylemek istiyorum. Bilhassa bu yayınları yapan, yöneten arkadaşlara belki bu saatlerde kendileri spor saatlerinde futbolla ilgili dolduramıyorlar. Ve bunun için bu konulara eğiliyorlar. Futbolun çok dışına çıkarıyorlar. Yargısız infaz yapıyorlar. Onlara benim de tavsiyem bu ara çok başarılı sonuçlar alan basketbol takımlarımız var. Handbol takımlarımız var. Onlarla ilgili konuları açıklama yaparlarsa cuma, cumartesi, pazar, pazartesi günü televizyon başında iyi bir program izlemek, maçların özetlerini izlemek olan, niyetleri izlemek olan vatandaşlarımıza daha iyi programlar yapmış olurlar. Arkadaşlar, var mı başka sorunuz? Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.